Selamlar, merhabalar sevgili yay burcu dostlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz diyorum. İnşallah iyisiniz, mutlu, sağlıklı ve süpersinizdir. Bugün sizler için güneş yükselen ay burcu yay olanlar için 4-10 Kasım haftalık kahve bakımınızı yorumluyor olacağım. İnşallah her şey hayırlısıyla devam eder hayatınızda. Güzellikler sizlerin olsun diyorum. Bakalım neler var. Bazı burçlar beni heyecanlandırıyor. İnşallah <laughs> heyecanlandığım gibidir. Patlama? Patlama yok. Çok küçük, çok minik. Evet, o da sağ tarafta. Yani iyi, iyi, güzel. Şöyle güzel. Ee, biraz daha belki olumlu düşünmenizi, sizi teşvik edecek. Bir hafta olabilir sağdan bakın hafiften bir şey haneye doğru iniyor. Zaten bakın hemen o inmeden göstereyim. Buradasınız ve bekliyorsunuz bakın gördünüz mü? Enerji kanalınız burada açık yukarıyı gösteriyor metal çomaklarınız. Birincisi arkadaşlar aşk haberi bekleyenler. Bakın kalbiniz var görüyorsunuz Gönlünüzde artık kim yatıyorsa ya da ne yatıyorsa size doğru resmen geliyor. Yani bir kalple beraber gökten size iniyor gibi görünüyor bu bir. İkincisi arkadaşlarım bakın nereyi göstereyim size, ay her yer her yerde. Burada bakın bir şeyiniz var soru işaretiniz var. Yani soru işareti dediğim aslında y harfi var burada. Demek ki sizin aklınızı gelecekle alakalı. Acaba ben o beklediğim geri dönüşü alabilir miyim? Ya da o beklediğim yani geri dönüşüm muhteşem olacak deriz ya o, o geri dönüşünüz gerçekten muhteşem olacak mı? Söylediğiniz şeyi ben şöyle yapacağım, ben böyle yapacağım dediğiniz şeyleri acaba gerçekten yapabilecek misiniz? Bununla ilgili aklınızı da böyle karmaşık sorularınız varsa Bakın onlarla ilgili harika bir cevabın geldiği bir dönemdesiniz. Kendinizi bazı konularda yalnız hissediyorsanız artık yalnız değilsiniz. Bakın bu kapının olduğu yerde anlaşma yaptığınız birisi var. Ve ok olarak da bu tarafa yani sağ yukarıya gösteriyor. Yani bu kişi sizin için çok olumlu bir insan ve geleceğinizi de olumlu bir şekilde etkileyebilecek olan birisi olabilir. Özellikle ayın 9'unda diyebilirim. Karşılaşabilirsiniz tanışabilirsiniz bir yere başvurursunuz başvurmayı düşünürsünüz ve bu gerçekten sizin için e, harika bir durum olarak görünüyor burada bir ayağınız var arkadaşlar altında da bir tane 3 rakam var ama sadece beyaz yere odaklanırsanız 3 rakamını görebiliyorsunuz yani biraz zorlu e, ve hani maddiyat, aile ve aşkla alakalı güzel bir ilerlemeniz olabilir. Başta çok küçük başlıyor. Onu söyleyeyim. Bayağı küçük bir adım atıyorsunuz. Sonradan arkadaşlar size katkısı daha büyük oluyor. Biraz e, son zamanlarda biraz züra, zayıf bir zürafa görüntüsü var. Bakın boynu falan bayağı uzun ama çok zayıf görünüyor. Normalde zürafa eşittir. Yani sizin hassas bir kişiliğe sahip olduğunuz zaman. Diyor. Evet dışarıdan çok harika, çok süper. Hiç böyle ser verip sır vermiyorsunuz. Çok iyi ama e, içinize dönüp baktığım zaman gerçekten orada çok hassas çok kırılgan çok alınan çok üzülen kafama takmıyorum ya dese de e, bir süre sonra sinirlenen o lafa sinirlenen ben bir insan görüyorum. Gerçekten biraz bu dönemde hassas olabilirsiniz bir şeyler size ekstradan üzebilir. Burada arkadaşlar kulakları yana doğru düşmekte olan bir köpek yavrusu var bakın suratını görüyorsunuz zaten. Zaten sadece suratı gözüküyor. Altında da bir tane T harf var. Birincisi arkadaşlar adında soyadının T M harfi olan bir kişi size hem işteki ikili ilişkiler hem de normal hayattaki ikili ilişki aşk vesaire olsun çok büyük yardımları dokunabilir bu bir yani gerçekten bir dostun yardımı olabilir onun haricinde arkadaşlar kendinizin masum olduğunu düşünün şimdi bir insan kendisinin masum olup olmadığını ya da hatalı olup olmadığını ya da ne kadar hatalı, karşı taraf daha mı hatalı ya da siz mi daha hatasınız insan bunu bilir. Şimdi ben o çok konuya girmek istemiyorum. Ama benim burada gördüğüm şey şu. Kendinizi gerçekten hani masum olduğunuza inandığınız, ben bunları kesinlikle hak etmiyordum dediğiniz bir olay yaşamışsınız. Belki haksız yere işten çıkarılma, üzerinize bir anda tuhaf bir iftiranın atılması, duruk yere çocuğunuza aranıza birisinin girmesi, partneriniz arasının birisinin girmesi gibi bir şeyler yaşadığınızda bakın burada çok güzel bir T harfi var. T harfi de zaten ilahi adaleti, mahkemeleri anlatıyor. Özellikle ilahi adalet açısından bakıldığında bu alanda genel bir dönüşüme girdiğinizi söyleyebilirim. Artı oraya geçtiğimde belki yeni bir hani e, hayvan sahipleneceksiniz, bir dost sahipleneceksiniz onu da anlatıyor olabilir. Şurada bir sanki kuzu gibi bir surat var. Bakın, inanılmaz tatlı gözüken yani kuzu suratı gibi bir şey var. Sanki burası burnu, şunlar da gözü gibi gözüküyor. Şimdi gözünün bir tanesi kuş demek ki haber getirebilir, şans getirebilir, devletle ilgili iyi haberler getirebilir. İki rakamı da sizin ikili ilişkilerinizin iş olsun, aşk olsun fark etmez, iyi gittiğini anlatıyor. Buraya devam ettiğim zaman nokta nokta görünüyor. Bunlar da sizin düşüncelerinizin giderek yükseldiğini giderek daha fazla şey düşünmeye başladığınızı anlatıyor. Ben burada bir de şuna dikkat ettim. Çok güzel bir yolunuz var. Yalnız bu yol bir şeylere gebe. Yani öyle bir yola gidiyorsunuz ki ben dümdüz yolum var. İşte okuyacağım bitecek, evleneceğiz bitecek, şöyle olacak bitecek. Yani bu kadar basit. Dediğiniz ben sadece orada işte şu işe bakacağım. Şu kadar benim görevim. Dediğiniz bir iş varsa siz orada arkadaşlar sadece işte benim işim bu kadar. Ben sadece işte kasiyer olacağım diye girdiğiniz işte müdür olur çıkarsınız. Ya da bir şeyin şefi olur çıkarsınız. Çünkü bu olay sadece dümdüz gitmiyor. Başka olaylarda gibi. Ya o sadece benim arkadaşım, iş arkadaşım dediğiniz bu yol aşka gebe'dir. Ortaklıklara gebe'dir. Başka dostluklara gebe olabilir. Çünkü bakın devamında da başka bir yolu, bir kapıyı size açıyor. Zaten ondan sonra burada ilişkiniz daha da bambaşka bir hale geliyor. Bunu anlatmıştım. Yani çok çok güzel görünüyor. Bu arada bambaşka bir alanda ilerlemek istiyorsanız. Evet gayet güzel. Sizin beklediğinizden daha fazlasıyla dalga dalga aşama aşama sizin hayatınıza gelebilir. Bir de şu alana şöyle genel olarak baktığım zaman burada çok şişko açıkçası bir kaplumbağa görüyorum. Ama kaplumbağa arkadaşlar balon gibi olmuş. Yani gerçekten hani böyle altı falan bayağı şiş görünüyor. Elleri kolları bir tuhaf. Bu arkadaşlar ev içerisinde aslında huzuru aradığınız ya da hani akrabalar, aileler arası hani illa ki ev deyip sınırlandırmayayım. Çünkü eşinizle yaşıyorsunuzdur ama anne baba da hani o evin insanı aslında hani ondan bahsediyorum. Ee, dediğim gibi biraz bazı şeyler aynı buradaki gibi içinizi şişirmiş sizi çok çok sıkmış. Ama yavaş yavaş arkadaşlar bakın olayı nasıl çözeceğinizi bulmuşsunuz. Elinizde de ona atmışsınız. Şimdi para olayları canınızı sıkıyorsa burada ne yapılabilir? İşte işi mi bulmak gerekiyor? işi gerçekten bulur girersiniz ve sıkıntı kalkar ortadan. Ya da birisi sürekli dibinizde ve başınızı mı şişiriyor? Dırdırma ediyor? Bir şey mi söylüyor sürekli? Sizi baskılıyor mu? O insana kapınızı artık bir daha açmazsınız. Telefonlarını da açmayı verirsiniz. E haliyle anlar yani benim kapımı yani arıyorum açmıyor. Ulaşamıyorum. E telefonu istediğim zaman benimle uzaktan uzaktan konuşuyor. Yaklaşmıyor. E, evine gidiyorum kapıyı açmıyor. Evde olmasına rağmen e, demek ki beni istemiyor. Yani insan olan bunu anlar. Ve sizin de böyle hani istemediğiniz davranışlarda olan biri varsa cevap vermiyorsunuz. Demek ki bu hafta Hani onu takmıyorsunuz, görmemezlikten geliyorsunuz, bir şeyin yerini soruyor biliyorsunuz ama söylemiyorsunuz. Yani hareketlerinizle sinir olduğunuzu, üzüldüğünüzü, bir şeylerinizi belli ettiğiniz bir dönemdesiniz. İşte dediğim gibi iş olsun, para olsun, çalışmalarınız olsun, hani olayları kendi açınızdan düzeltmeye ve çözmeye çalışıyorsunuz. Ha bu sizin daha fazla çalışmanızla da olabilir ya da bir şeyleri de böyle dediğim gibi insanların suratına kapıyı kapatıp bir şeyleri resmen protesto etmenizle de e, davranışlarınızı da belli etmenizle de olabilir. Böyle bir ortamda gözüküyorsunuz. Buraya geliyorum. Gelecekle ilgili yollar, yollar hay bakın yollar yani maşallah hayaller kurulmuş. Ama bakın burada ne var? Anahtar ve altı rakam var. Şunu söylüyor. Senin elindeki anahtar 50 tane kapı denedin açmadı. Yani elindeki mesleğin diğer hiçbir iş kapısını açamadı. Ya da senin kalbin bir başkalarında kalbinle böyle eşleşmesini denedin olmadı. Bir işe girdin batırdın olmadı. Demek ki 51.yi beklemen gerekiyor Çünkü 6 rakamı burada işlerin değişmesini anlatıyor. Yani şimdiye kadar denemelerinin hepsi ya da uğraştığın şeyler hayatına girip çıkan insanlar battığın çıktığın bir şeyler oldu. Bunların hepsi belki de arkadaşlar bir dersti. Bazen hayat e, insana ders veriyor. Yani önce ödülün ver sonra dersin var. Yok hani. Önce ders veriyor sonra ödülünüzü verebiliyor ki gelenin de kıymetini anlayabilelim diye. Şimdi sizin hayatınızda böyle bir şey olabilir. Çünkü anahtar veriyor. Evet kapıları açar. E, güzeldir. Kapalı kapıları açmak içindir. Ama altı rakamıyla verdiği zaman şunu söyler. E, işler değişiyor. Sen şimdiye kadar hep tahta kapılarla uğraştın. Hep kırıldı kaldı elinde. Şimdi çelik kapı geliyor. Yani bambaşka bir şeyler gelmeye başlayabilir ee, ve kendinize uygun olan kapıyı, uygun olan işi, yeri, şehri, insanı veya başka şeyleri bulabileceğiniz bir dönemdesiniz. Ya yani Aradığınızı buluyorsunuz inşallah diyebilirim ve dediğim gibi yollarınız gelecekle alakalı çok güzel görünüyor. Bu alanda bir yükselti var. Hem sorumluluklarınız artar iyi manada söylüyorum. Yani bebek istiyorsanız bebek gelir iyidir. Sorumluluklarınız artar ama sizi yorabilir. Ee, onu söyleyeyim. Onun haricinde aynı zamanda saygınlık kazanma gibi bir anlamı vardır. Sol tarafa baktığın zaman arkadaşlar yollarınız var. Bakın yollarınız var, kağıtlarınız var. Komple bir bakış açınız değişiyor. Özellikle de birisiyle böyle sanki yaptığınız bir konuşma sizin. Hani haftanın başında ve haftanın sonundaki belki aklınızda işte belgelerle ilgili, iş hayatıyla ilgili, biriyle ilgili bir şey vardı bu değişebilir bakın bakış açınız bu açıdan değişebilir. Onun haricinde dediğim gibi sizi kurtaracak sanki bazı yollarınız var. Buranın altı da çok kalabalık. H harfi ve F harfi çok çok belli bir de 9 rakamı. Şimdi kötü ilişkiler F harfinden dolayı nankör kötü insanlarla e, iyiliğinizin karşılığını beklemezsiniz ama nankörlükle yapmasını istemezsiniz. İhanet etmesinde de yediği kapak istemesinde de insanı istemezsiniz. İşte böyle birisi var ve sizin bununla bir ilişkiniz var. Yani iş ilişkisi vesaire fark etmez. Çünkü H harfi bir ilişkide bulunduğunuzu anlatıyor. Yani bir ortaklığınız bir şeyiniz var. Şimdi 9 rakamı da şunu söylüyor. Artık bitiyor. Yani nokta hani virgül yok. Noktalı virgül açıklaması yok. Hiçbir şey yok. Tamamen nokta bitir yani bitir kapat, kapat şey kapat defterini. Aynı bunun gibi bir şey var. Belki burada konuştuğunuz şey hani kafanızda birilerini bir şeyleri resmen bitiriyorsunuz diyebilirim. Şöyle bir bakalım. Şu an hanenin hiç açılmadı. Sağ sol da açılmadı. İyi. Yani arkadaşlar ne kötüyü iyiye ne iyi kötüye anlatmıyorsunuz. Ne gelecek planlarından bahsediyorsunuz. Ne de hanenizdeki insanlardan hani dışarıya bahsediyorsunuz. Güzel bir gözyaşınız var. Yalnız hayatınıza yeni yeni insanlar girebilir. Yeni insanlarla bir tanışma olayınız olabilir. Hani onu gördüm. Ya da böyle çok fazla tanımadıklarınızın olduğu bir ortama girebilirsiniz. Niyetiniz de yani maşallah içi yani dolu dolu. Yani bu şöyle bir anlamı var. Bir şey yapıyorsunuz diyelim. Her aşamada işte anne babaya gidiyorsunuz soruyorsunuz. Gidiyorsunuz ona buna soruyorsunuz. Yani her aşamada sanki karşı tarafa bir bilgi veriyorsunuz. Bu işinize alakalı dahi olabilir. Belki partneriniz var. Tabii ki bir şey yaptığınız zaman işte şunu alacağız. Bu eksik. Şu şöyle. Hani her aşamada böyle karşılık konuşarak işinizi ilerlettiğinizi söyleyebilirim. Ve bu hani az çok tanıdığınız insanlar ya da hiç tanımıyorsanız bakın güzel ikili ilişkiler olabilir. Yeni birisiyle tanışıp arkadaş, dost, partnerlik evet bu tarz bir şey de olabilir. Benim söyleyeceklerim bu şekilde güzel dostlar. Bu arada fincanınız genel olarak hani genelini söylediğimde bakın tertemiz görünüyor. Özellikle sağ tarafı bayağı temizlemişsiniz. E, o açıdan yani problemli olan kısımları temizlemiş. Onun yerine güzel böyle daha sağlam bir yollar inşa etmeye başlamış görünüyorsunuz. Belki yeni ortamlara gireceğiniz için bu güzellikler olabilir. Benim söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni butonuna basmayı güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bye bye.